Teknolog takipçileri hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere İtopya'da satılan Apu işlemcili hazır sistemin teknik özelliklerine bakacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum ve ilk başta sistemi bir şöyle kuş bakışı bir incelemek istiyoruz. Arkadaşlar EBA-APU diye geçmektedir. Kodu AMD Ryzen 3000 işlemci kullanıyor. 3200G yani APU işlemcisini kullanmakları Zaten başlığında da sizlere söyledim. 8 GB RAM var. 240 GB da SSD bir hard disk var. EBA APU PC diye geçmektedir. Yani EBA böyle eğitim tarzı bir aslında kasa ama oyunda oynanan bir bilgisayar arkadaşlar. Fiyatı ise 2800 liralık bir fiyat. Size de görüyorsunuz KDV dahil olaraktan. Kasa yapısı gayet hoşuma gitti açıkçası. Meş bir yapıya sahip. E, hızlı bir şekilde öncelikle işlemcisinden başlayalım arkadaşlar. AMD Ryzen 3 3200G'sini kullanıyor. MPK dediğimiz kutusuz bir işlemci ama zaten hazır sistem olduğu için bunu biz pek dikkate almıyoruz. 3.6 GB'lık frekansını görüyoruz. Bütün parçaların hepsini sizlere resmi sitelerinden bulmaya çalıştım. bulamadıklarım da var ama hızlı bir şekilde öncelikle işlemcisinden başlayalım. İşlemcisi AMD Vega 8 grafikli AMD Ryzen 3 3200G diye geçmektedir. Aşağı doğru inelim. Hemen teknik özelliklerine bir bakalım dostlar. 4 çekirdekli 4 tane iş parçacığı var. Aynı zamanda artı olarak işlemcide 8 tane grafik işlemci çekirdeği mevcut. Yani APU dediğimiz olaylar budur aslında. 3.6 GHz bir temel saat frekans değerine sahipken 4 GHz'e kadar bostlama yani e, turbolama yapabiliyoruz. Toplamda 6 megabaytlık keş belli olan bir işlemcimiz dostlar. Tabii ki AMD olduğunu söylemiştik. 12 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanmaktadır. Ve üzerinde de termal olarak normal standart bir fan görmekteyiz arkadaşlar. Çalışma ısı değerleri maksimum 95 santigrat derece olarak geçmektedir. Bu da Maksimum 65 wattlık TDP değerini görüyorsunuz zaten maksimum olarak geçmekte. Yani fazla bir ekstra bir likit soğutma olmayacak ihtiyaç duymadığınız sizler de fark etmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda sistemimiz 2933 MHz'e kadar bir RAM desteğini görüyorsunuz arkadaşlar. DDR4 teknolojisini kullanmaktadır. Üzerindeki grafik kartı yani grafik çekirdeği diyelim çekirdekleri 1200 MHz'lik bir frekansa sahip. Sıradaki parçamız anakartımız. Anakartımız ise e, Gigabyte'ın A 320 metre H diye geçen bir anakartımız. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Anakartımızın hemen şöyle bir yapısal değerlerine bir girmek istiyorum. Üzerinde NVMe dediğimiz yani M2 soketli 3. jenerasyon dört tane port yani 110 milimetreye kadar bir desteğe sağlayan hard disk desteğimiz var arkadaşlar. 32 gigabit per saniye kadar da bir veri transfer hızına sahip. Zaten şurada da ne demek istediğimi daha ayrıntılı sizlere göstermek istiyorum. 42 milimlik, 60 milimlik, 80 milimlik ve 110 milimlik ekstra bir M2 hard disk alır iseniz bu sistemimize bunların dördünden herhangi bir tanesini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Akıllı fan sistemini görüyor. Burada zaten 5 tane ısı değerlerini ölçen bir sensör var. İki tane de hibrit fan başlığı görünmektedir. Hemen aşağı doğru inelim. Kendine özgü Gigabyte'ın bir yazılımı var. Bu yazılım sayesinde rahatlıkla bütün ayarları, bütün fanları, bütün ısı değerlerin her şeyi karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda tabii ki RGB olmadığını görüyoruz. Hemen şöyle bir aşağı doğru inelim. RGB desteğimiz var mı diye bakalım. RGB şu ana kadar karşımıza çıkmadı. PS2 klavye ve mouse var. DVI bir çıkışımız var. HDMI çıkışımız var. USB port çıkışlarımız var dahili e, lokal network çıkışımız var ve ses kartı çıkışımız var. Şurada da M2 zaten soketini görüyorsunuz arkadaşlar. 4 tane yani 110 bilime kadar da bir desteğini karşımıza çıkmak, çıkartmaktadır. Chipseti de ayrıca bir soğutma üzerinde gelmektedir. AMD'nin A320 chipsetini kullanıyor bu. 64 GB kadar bir destek olduğunu karşımıza çıkartmaktadır. Bu da 3200 MHz'e kadar yani overclock'ta çıkan bir olayımız. Aşağı doğru inelim. Maksimum full HD bir desteği var. Aslında full HD plus diye bir desteği görmektedir. DY çıkışından. HDMI'dan ise dört 4K'lık bir desteği de karşımıza çıkartmaktadır. Yani 4K'lık bir monitörünüz varsa burada dört 4 bir destek görüntü görüntü aktarabiliyoruz. Gigabitlik bir Ethernet yuvamız var. Genişleme yuvaları da gayet de geniş. Yani şöyle baktığım zaman bu Ana e, anakart bizim işimizi ileriye dönük olarak görebilecek. Çünkü üzerinde M2 soketimiz mevcut. Sıradaki parçamız RAM. RAM olarak da G-Skill'in bir RAM'ini kullanıyor burada arkadaşlar. Gayet de güzel bir RAM. Soğutuculu. ve yani benim hoşuma gitti. Ripjaws 5 diye geçen bir seri. 3000 MHz'lik bir RAM ve CLS 16 olan bir RAM. 8 GB'lık bir RAM olarak karşımıza çıkartmaktadır Zaten şu da sistemimize indiğimiz zaman dostlar üzerindeki kullandığı RAM'i de tek bir 8 olarak karşımıza çıkartmaktadır. Sıradaki parçamız kasa kasamızın ben resmi sitesinden bulamadım. Yani daha doğrusu resmi sitesine ulaşamadım. Öyle bir söyleyeyim. Belki vardır ama kasa yapısı gayet de hoş duruyor. Yani önde mesh bir yapı sahip. Arkada egzoz fan yuvası mevcuttur. Diğer bir görüntüye baktığımız zaman üst tarafta power, işte reset, USB portları, hoparlör çıkışı, mikrofon girişi gibi parçalar var. Aynı zamanda üst tarafı ızgaralı yapılmış. Dilersek de iş, ileride işlemcimize e, liki soğutma takıp yukarı doğru bağlayabiliriz. Atex bir kasa yapısının olduğunu görüyoruz ve üzerinde 500 wattlık bir power supply görülmektedir. Aynı zamanda üç tane üç buçuk, üç tane 2.5 inçlik hard disk desteği var. Yani soket bağlantı yerleri mevcut arkadaşlar. Ben dediğim gibi bir de başka bir siteden e, kasaya daha yakından bakmak istedim. Kasamızın iç tarafı bu şekilde. İşte iki buçuk inçlik hard disklerimizi bağlama yerleri. E, aynı zamanda power supply olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Yani gayet de güzel bir kasa. Yani hoş. Fiyatına göre de gayet uygun. Zaten şuradaki fiyatına baktığımız zaman 552 lira liralık bir fiyat olduğunu karşımıza çıkartmadı kasayı ayettin alırsak. Ve son parçamız hard diskimiz. Hard disk ise MLD bir marka diye geçmektedir. Bu MLD markada işte 240 GBlık bir SSD, iki e, buçuk inçlik arkadaşlar, 530 megabayta 520 megabaytlık bir yazma ve okuma değerlerini karşımıza çıkartmaktadır. Yani MLD markayı fazla tanımış bir marka olarak zaten biliyorsunuzdur. Yani pek fazla görünen bir marka değil ama sonuçta bu kasa içerisinde hazır gelen bir hard disk olduğu için ekstra bir maliyet göstermiyorsunuz ve 288 lira aletten alırsanız zaten bir fiyatı varmış. Aşağı doğru indiğimiz zaman da daha ayrıntılı görüntüler vesaireler karşımıza çıkartmaktadır dostlar. Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin topladık. Daha doğrusu hazır bir sistem. 2800 lira bir fiyat var. Şimdi bunda hemen abi hangi oyunlar oynanır? Bunlar her oyun oynanır. Açım APO olduğu için de fazla bir hani yoğunluk bir yükleme yapmanızı tavsiye etmiyoruz ama 8 çekirdekli olması ee, ekstra bir avantajdır bilginiz olsun işlemci tarafında ee, ve tabii ki fanların da aktif olarak çalışıyor olması sizin oyunlarınıza ekstra bir soğutma yapacağı için yani ısıdan dolayı oluşacak frekans düşmelerini engellemiş olursunuz. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Ee, diğer söyleyeceğim bir şey ise hani fiyat olarak gayet uygun bir fiyat. Şimdi e, 2800 liraya bir sistem alıyorsunuz e, ve bu sistemde Şimdi başında da zaten EBA diye geçiyor. Yani eğitim tarzı aslında daha böyle hani bütçesi kısıtlı olan kişilere, kardeşlerimize uygun olarak hazırlanmış bir sistem. İleride bir ekran kartı alıp bu ekran kartımızı zaten ana kartımıza baktığımız zaman dostlar şöyle bir ana özelliklerine girmek istiyorum. Bağlantı olarak da hemen şöyle büyütelim. Bakın şurada da özür dilerim şurada da. Ee, ekran kartımızı bağlayabileceğimiz soketimizde mevcut ileride bir ekran kartı da bunu alabilirsek ya da elimizde bir ekran kartı var ise uygun buna da ekran kartı takarak daha da rahat bir şekilde bilgisayarımızı istediğiniz oyunlar rahatlıkla oynayabiliriz. Benim anlatacaklarım bunlardır. Bu arada web sayfamızı da mutlaka gelin. Teknologweb.net sistemimizde bir uğrayın. Yani güzel bilgiler, teknolojiyle ilgili her şey bizde mevcuttur. Anlatacaklarım bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.